Ersoy dedi. Neden Binali Yıldırım? Binali Yıldırım'ın ismi ilan edildiğinde pek çok kişi sürpriz yok dedi. Biliyorsunuz. Bütün bu sürpriz yokçu kadronun 4 Mayıs konusunda nasıl çuvalladığını biliyorsunuz. 4 Mayıs Beştepe buluşması ve 5 Mayıs kongre ilanı olana kadar yazılanların tamamına hayal mahsulü diyenlerin 6 Mayıs itibariyle sanki her şeyi önceden biliyormuş gibi yazılar döşenmesini pas geçiyorum. Fakat Binali Yıldırım isminde ittifak edildiğini sanki çok gizli bir bilgi erken öğrenmiş gibi pazarlayanlara bir iki detay sunmak isterim. Mesele isim değil, mesele politika ve strateji. Bakın Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu önümüzdeki süreçte çok kıyaslanacak. Hep de bu kıyas yanlış argümanlarla yapılacak. O yüzden daha kongre olmadan doğru perspektifi ortaya koyan bir açıklama yapılması lazım. Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım arasında ne fark var? Bakın Türkiye son 5-6 yıldır bir yangının tam ortasında kalmış durumdaydı. Kuzey Afrika hattından başlayıp dibimize, Suriye ve Irak'a kadar gelen bir yangın coğrafyasındayız. Bunu kabul etmek lazım. Aralarında AK Parti siyasetine yakın kalemlerinde olduğu pek çok kişi bu süreçte uygulanan dış politikayı tenkit etti. Davutoğlu'nu romantik bulanlar falan oldu. Yazdığım yazıları inkar edecek değilim. Öyle bir iklimden geçtik ki normal şartlar altında boğazımıza kadar çamura saplanmamız gerekirdi. Şükürler olsun sadece paçamıza sıçrayanla yırttık. Bunda Davutoğlu'nun aktif dış politikasının önemi çok büyük. Söylememiz lazım ki Suriye'yi biz bu hale getirmedik. Irak'ı biz bu hale getirmedik. Tüm bu süreç yanlışlıkla bir CHP iktidarına denk gelseydi bugün sorun diye konuştuğumuz şeyleri mumla arardık. Bu vakitler Türkiye'nin bu stratejiye ihtiyacı vardı. Doğrusuyla, yanlışıyla, hatasıyla, sevabıyla bu dönemi böyle geçirdik. Şimdi ise Türkiye'nin öncelik sıralaması değişti. Bundan böyle ülkenin önünde yeni bir anayasa ve hükümet modeli değişti. Var. Bu bayrak yarışının tefsiri işte tam da bu. Davutoğlu bu çalkantılı dönemde elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi başka bir gündem için mühür Binali Yıldırım'da. Ersoy Dede Star.